Edirne'li milli yüzücü Özge Üstün, Trabzon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan Edirne'ye başarılarla döndü. Katıldığı 7 dalda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Üstün, Dünya Şampiyonası öncesi kendi rekorunu da kırarak yarış sürelerini düşürdüğünü aktardı. 100 metre serbest, 200 serbest, 50 kelebek ve 50 serbest olmak üzere 7 dalda yarıştım. Trabzon'daki yapılan yarışın adı Dünya Şampiyonası'nda seçmeler vardı. Onun için gitmiştik. 3 tane A barajı, bir A barajı ve 3 tane de B barajı geçtik. Aynı zamanda Dünya Şampiyonası'na hak kazandık. Evet, 7'de 7 madalya yaptık. Süreler gayet iyi. 200 metre karışıkta mesela 23 saniye düştü. Bir yarışımda 7 saniye düşürdüm. 50 metre kurbağa kendi branşımda 1 saniye düşürdüm. Beklediğimden gayet güzel geçti. Başarılı yüzücü Üstün, televizyonumuza yaptığı açıklamada Edirne'den beklediği sponsor desteğini alamadığını aktararak tek başıma altından kalkamıyorum dedi. Biliyorsunuz Türkiye'de spor yapmak çok zor ve spor demek bizim için ne yazık ki başlı başına masraf demek. Ailem sağ olsun her türlü arkamda ama bir yere kadar altından kalkabileceğimiz durum söz konusu. Hiçbir şekilde ne yazık ki umduğumu bulamadım Edirne'de, bunu açıkça söylemek gerekirse. Bu anlamda biraz kırgınlığım söz konusu. Bir tek arkamda olan belediye başkanı ve ailem. Sağ olsun Recep Başkanımız bu yarışa gitmeme vesile oldu. Gerek yol harcırağı konusunda, gerekse manevi anlamda, maddi manevi her türlü desteğini sağladı. O olmasaydı gidemiyordum gerçekten. Üstün, eğer destek bulabilirsem ülkemi ve şehrimi kafam rahat olarak en iyi şekilde temsil edebilirim dedi. Bu halimle ülkemi, şehrimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Tüm zorluklara katlanarak başarıları elde ediyorum. Ya elimden tutsunlar. Tek isteğim bu. Yüküm biraz azalsın istiyorum. Gerçekten altından artık kalkamıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yapmak istiyorum. Çok başarılıyım. Şehrime, ülkeme ben bir sürü madalyalar kazandırdım. Ama ne yazık ki ben Edirne'den umduğumu bulamıyorum bu anlamda. Bu yönde içim çok buruk. En iyi şekilde ülkemi yurt dışında temsil etmeye çalışacağım. Çalışacağımı düşünüyorum. Başarılıyım. Ama ne yazık ki maddi olarak Edirne'de bunu destek anlamında göremiyorum.